Sevgili izleyiciler, Spor Ekstra'dan merhabalar. Bursa'da voleybolun kalbinin attığı Cengiz Gölü Voleybol Salonu'ndan sizlerin karşınızdayız. Gerçekten önemli konuklar var bugünkü programımızda. Bursa Spor Baş Antrenörü Emin İmen, Bursa Spor oyuncularından, Bursa Spor Voleybol Takımı oyuncularından Buse Özden'le birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten çok güzel bir salon kazandırıldı Bursa'ya. Burada oynanan evet. maçlarla birlikte Bursa'da voleybola ilgi de her geçen gün arttı. Bursa evet. Spor'u da yakından takip ediyoruz sevgili hocam. Az imkanlarla, kısıtlı imkanlarla şu ana kadar gösterdiğiniz performans gerçekten takdire şayan. Şöyle istatistik bilgiyi de paylaşayım. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii izlediğiniz için. Ya. 17 maçta alınan 14 galibiyet. Evet. Hakikaten çok güzel bir başarı. Neyse genç bir takımla. Evet, genç bir takımla. Evet. Sohbetimizi koyulaştıracağız ama bir izleyicilerimiz için bir özgeçmişiyle Emin İmen kimdir? Onu böyle kısacık. Çok kısa şöyle bahsedeyim. Sağ ol Cevdet'ciğim. 1969 yılında voleybola başladım ben. Hemen hemen uzun seneler olmuş. Bir 15 yıla yakın sporculuk hayatım oldu. Daha sonra da voleybol antrenörlüğüne 82 yılında başladım. O yıldan beri antrenörlüğe devam ediyorum. Bunun bu süreç içerisinde tabii çeşitli kulüplerde çalıştım. Bunların başında tabii Vakıfbank Spor Kulübü'nde çalıştım. DS Nilüfer'de ilk başladığımda orası zaten bir okul gibiydi sağ olsun. Evet. Buradan Erdem Saker Başkanımızı da anmış olalım. Gerçekten evet. bize çok katkıları oldu. Daha sonra Bursa'ya döndüğümde Vakıfbank'tan işte Nilüfer Belediye Spor'da onların da Süper Lig'e çıkmasında bendim sorumlu evet. antrenör. Daha sonra Büyükşehir Belediye ile de üçüncülükte başladığımız serüven Avrupa şampiyonluğuyla son buldu. 3 yıldır da Bursa Spor'dayız. Bunun yanında da 20 yıl voleybol milli takımlarının çeşitli kademelerinde A milli takım, genç milli takım, yıldız milli takım 20 yıl görev yaptım. 165 defa milli olma onuru yaşadım. Müthiş. Aynı zamanda Voleybol Federasyonu'nun eğitim kurulu üyesi olarak da 8 yıl antrenör eğitim kurslarında eğitmen olarak görev aldım. Şimdi de Bursa Voleybolu'na hizmete devam ediyorum. Kupalarınız da var. Sev Challenge. Kupalar var evet. Kapı, bir, Avrupa 2015 yılında bir şey Avrupa bildi. Şampiyonluğu yaşadık. Onun da onurunu yaşadım yani açıkçası. Buse Özden'in de özgeçmişini alalım ama Özden soy ismi tanıdık geliyordur spor severlere. Hemen açalım. Gerçekten gerek Türk futbolun gerekse Bursa Spor'un efsane kaptanlarından Sedat Özden'in kızı Buse Özden. O da uzun yıllardır voleybol sporuyla ilgileniyor. 7 sezondur da Bursa Spor'da ter döküyor. Buse Özden'in de bir özgeçmişini dinleyelim. Buse Özden, 25 yaşındayım. 15 senedir voleybol oynuyorum. Nilüfer Belediye Spor altyapısındayım. Altyapısında yetiştim. Bursa Büyükşehir Belediye Spor'da bir sene oynadım. Sonra Bursa Spor'a geldim. Buradaki 7. sezonum söylediğiniz gibi. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Çok güzel. Böyle. Teşekkür ederiz. Evet başlayalım artık yavaş yavaş hocam. Isınma turlarının ardından biraz Aha. konunun içine girelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Bursa Spor'da antrenörlüğe başladınız. Şube açıldı. O şubenin açılmasıyla birlikte siz de görev aldınız. Başarıyla şu ana kadar da görevinizi devam ettiriyorsunuz. Kısaca takım ne durumda? Nasıl bir oluşum içerisindesiniz? Ya, daha sonra şöyle başladık Cevdet'ciğim. Biz 3 sene önce başladığımızda gerçekten hedefimiz Bursa Spor'u da Avrupa'ya nasıl taşıyabiliriz? O hedefle başladık. İlk yıl gerçekten çok güzel müsabakalar oynadık. İşte 24 maç, 24 galibiyetle hiç mağlup olmadan evet, hatta puan dahi kaybetmeden bir üst lige çıktık. Ama daha sonra işte kulübümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla bize de yansıdı. Bu çok doğal. Yani birçok kulüpte yaşanabilir şeyler bunlar. Şimdi o durumda da bizim ya hedefimiz işte Avrupa'ya taşınmaktı. Biz bu yolda
devam edebilmemiz için işte şu kadar yatırım yapalım, bu kadar yatırım yapalım demek o durumda bize yakışmaz. Çünkü sonuçta Bursaspor hepimizin evet. kulübü. Dolayısıyla da biz o dönemi işte bir geçiş dönemi olarak düşündük. En azından varlığımızı devam ettirelim. Kadromuzu genç oyunculardan takviye edelim ama zamanı geldiğinde de bu krizi atlattığımızda da yine biz hedefimizden şaşmış değiliz. Bursaspor olarak her zaman için hedefler bitmiyor. Biliyorsun ki artık Bursaspor yavaş yavaş futbol kimliğinden çıkıp bir spor kimliği ne bürünmesi gerekiyordu. Biz de o adımı o zaman attık. Baktığımızda basketbol, voleybol, masa tenisi, boks, atletizm birçok branşta varız. Ama işte dediğim gibi yani bugün Türkiye'nin en büyük kulüplerinde dahi yaşanan ekonomik sıkıntı bize de yansıdı. İşte o dönemi biz geçiş dönemi olarak düşünüyoruz. Şu an yine de varlığımızla ligin üst sıralarında oynamaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi hedefler konusunda baktığımızda Bayanlar birinci ligine mücadele ediyorsunuz. Evet. İki grup var. Şu anda da sıralamada 4. sıradasınız. Evet. Bir üst lige çıkma adına hedef konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, dediğim gibi sezon başı biz bir üst lige çıkmak adına bir yatırım yapamadık. Çünkü gerçekten çok büyük maliyetler gerekiyordu. Yani şu an birinci ligdeki yukarıya oynayan, playoff'a veya lige çıkmaya oynayan takımların bütçeleri bizden 4-5 kat yukarıda. Dolayısıyla da az önce de söylediğim gibi yani biz bu durumda kulübümüzü böyle bir sıkıntıya sokmak istemedik. Genç bir kadroyla devam edelim. Ama her şeyin para olmadığını da ispat anlamında Bursaspor'umuza yakışır neler yapabiliriz? Oturur konuştuk, ettik. Şu anda da o hedefe doğru devam ediyoruz. Her şeyin para olmadığını ispat etme adına da çocuklar sağ olsunlar ellerinden geleni, ellerinden gelen desteği de takıma veriyorlar. Şu an yani hiçbir idman aksatmadan, her türlü fedakarlıklarını da yaparak devam ediyor. Yine hedefimiz ilk etapta playoff'a kalmak. Playoff sonrası da lige çıkma adına nereye kadar gidebiliyorsak en azından onu yakalamak istiyoruz bu sene. Ha çıkarız çıkamayız. Sporda her zaman sürprizler var. Sonuçta biz Bursaspor'uz. Elimizden gelen mücadeleyi sahada veririz. Kulübümüze yakışır mücadeleyi veririz. Olmadığında da en azından elimizden geleni yaptık deriz ama hedef yine de dediğim gibi üst sıralara tırmanmak yani. Bu şeyle devam edelim izin verirsiniz. Şimdi Emin Hoca'nın katkısı size tabii ki büyük. Peki. Ama takımdaşlık da çok önemli olsa gerek. Kesinlikle. Bizim gördüğümüz takımdaşlık üst düzeyde. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersin? Bence de başarımızın birinci sırrı bu diye düşünüyorum. Yani bir bayan takımında yakalanabilecek zor bir ortama sahibiz aslında. Bayan takımı çalıştırmak kolay da değildir. Evet, hep bir arada 12 bayanı tutmak kolay da değildir. Bizim yaş ortalamamız da aslında birbirine yakın. Bir iki tecrübeli oyuncumuz var, çok fazla genç oyuncumuz var. Ben normal bir takımda genç olmam gerekirken bu da tecrübeli olarak kalıyorum aslında. Evet. Hani onların bize yaklaşımı çok güzel. Bizim onlara katkımız oluyorsa ne mutlu. O yüzden çok güzel. Dışarıda da saha dışında da çok güzel vakit geçiriyoruz. Teknik ekibimizle de uyumumuz gerçekten güzel. Maçlarda da dışarıda da. Bu aldığımız sonuçlara da yansıyor bence. Yani böyle bir takımla dördüncü sırada bulunmak herkes için sürpriz diye düşünüyorum. Sedat Özden'in kızı olmak farklı sorumluluklar da o isminin soy ismi ağırlığını taşımak hakikaten kolay değil. Sedat abinin de tavsiyeleri mutlaka olmuştur spor hayatınızda. Neleri önerir size? Yani 15 senedir yaklaşık 10-11 yaşından beri oynuyorum. Amatörden, altyapıdan gelene kadar bana söylediği her şey çalışmadan hiçbir şey elde edemezsin. Hakkın kadar olanı kabul et. Hakkın olmayana ya da başkasının hakkına kesinlikle el uzatma. Zaten bunları gerçekleştirdiğinde istediğin yere ulaşacaksın. Her zaman bana herkes bir çalışıyorsa iki çalışmam gerektiğini öğütler. Evet. Hep bunlarla ilgili konuşur. Evet, ben de bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kendisine de buradan selamlarımızı iletelim. Sedat Özden'e hakikaten çok ya, değerli bir isim. Hemen hemen yaşıt sayılırız. Çok örnek aldığımız bir kişilik. Evet, kesinlikle dört. Yani gerçekten Türkiye'ye gelmiş geçmiş çok değerli insanlardan bir tanesi ama
Onu salonlarda da görmek istiyoruz. Buradan da mesaj gönderelim Sedat'a. Güzel mesaj, evet. Voleybol baktığımızda her geçen ivme ilgi giderek artıyor. Yani Vakıfbank'ın Eczacıbaşı'nın, evet, milli takımın başarıları voleybolla ilgiyi artırıyor. Rol modeller çıkıyor hem takım olarak hem bireysel sporcu olarak. Tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelişmeleri? Ya gerçekten takım sporlarında Türkiye'yi hemen hemen en üst düzeyde temsil etme başarısı gösteriyor voleybol. İşte Vakıfbank'ın kulüplerde dünya şampiyonu, evet, olması, Eczacıbaşı'nın ana keza olması, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, evet, SEV Cup'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları, işte Bursa'dan iki defa üst üste, yani SEV bir sene arayla olması, SEV Challenge Cup'ı kazanması gerçekten Türk voleybolunun çok çok önemli bir yerde olduğunu gösteriyor dünyada. Bu bizi sevindiren tarafı, şehrimizden de iki tane takımın en üst ligde mücadele etmesi, evet, şehrimizi temsil etmesi. Dolayısıyla da bu özellikle kız çocuklarını voleybol adına çok çok özendiriyor. Siz biraz gölgede bırakıyor mu, öyle bir hisse kapılıyor musunuz? Yani Bursa Büyükşehir Belediye, Nilüfer Spor ve Bursa Spor. Yani o isimlerin altında. Yok, aslında şöyle, bana göre, ben Büyükşehir'de çalıştığım dönemde de 3 yıl üst üste ligi 5. bitirdik. Ben hep, evet, şunu söyledim. Biz ligi şampiyon bitirdik. Neden? Çünkü Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray, Fenerbahçe, yani neredeyse futbol takımlarının bütçelerine yakın bütçeye ulaştılar artık. Yani 30 milyon eurolardan falan bahsediliyor. Dolayısıyla da şimdi biz çok cüzi bir bütçeyle, aynen, o ligi onların altında bitiriyorsak bana göre şampiyonluk sayılıyor. Ama tabii hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Yani biz Bursa Büyükşehir Belediyespor olarak da acaba nasıl 4. olabiliriz? Acaba Challenge Cup'ta değil de SEV Cup'ta nasıl temsil edebiliriz Bursa'yı? Hep öyle çalıştık. Dolayısıyla da Bursa Spor'a başladığımızda da yine öyle başladık. Acaba Bursa Spor'u nereye taşıyabiliriz? Bursa Voleybolu'nu nereye taşıyabiliriz? Ama dediğim gibi yaşadığımız o sıkıntılar sadece ara vermemize neden oldu. Yoksa hedeften şaşmış değiliz. Evet. Özellikle ben ve sporcularım yani bu hedefe ulaşma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yine de edeceğiz yani. Bu bizi hiçbir zaman onların gölgesinde bırakmıyor. Sadece biz oraya nasıl ulaşabiliriz'in peşindeyiz şu an. Yapabilir miyiz? Yaparız. Bursa bir parantez açtı. Bursa Özlem bir parantez açtı. Hakikaten bayan voleybol takımını çalıştırmak zor. Of. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Cedet, hep seninle bir araya, evet, geldiğimizde bunun da serzenişinde bulunuyorum, evet, ben. Gerçekten çok zor. Çünkü neden? Çok net açık değil Bursa da yanımda. Evet. Bir kere çok alıngan bir yapıları var. Biraz çok, kapris var yani. Yani kapristen çok şöyle. Şey, yani tabii genetik, evet, yapıları çok duygusallar bir kere. Yani, evet, çok çabuk demoralize olabiliyorlar ve toparlanma süreleri çok uzun. İşte eğer onları anlayabiliyorsan, onları anlayışla onların karşılayabiliyorsan, dilinden, evet, yani dilinden bir yere kadar çözebiliyorsun ama yapıları geriyor. Ha, çalışmak çok mu kolay? Bu anlamda zor ama diğer anlamda çok kolay. Eğer o birlik beraberliği, o bütünlüğü ne kadar fazla yakalıyorsun, o kadar başarılı oluyorsun ki benim hayatta zaten başarımdaki en büyük pay oydu. Ben çok böyle agresif bir antrenör, evet, tipi değilim. Dolayısıyla da tabii hepimiz insanız. Zaman zaman sinirlendiğimiz, zaman zaman üzüldüğümüz konular oluyor. Ama sonuçta bir aile içinde de olan serzenişler zaman zaman yaşasak da çabuk unutuyoruz. Ama dediğim gibi gerçekten çok zor çünkü içeride duygularıyla oynuyorlar. Yani bugün istediğiniz kadar düzenli iyi çalışın, o anki duygu ve düşünceleri, ruh hali neyse maça o yansıyor. Tabii genç çocuklar, evet, çok da normal. Bazı şeylerde çok çabuk etkileniyorlar. Ailevi ortam olur, eğitim ortamı olur, işte erkek arkadaş ortamı olur. Çünkü bunlar doğal yaşanan, aynen, şeyler. Aynen. Çok bunlar sahaya çok kolay yansıyabiliyor. İşte o, yani ben antrenörlüğü şöyle görüyorum, bayan antrenörlüğünü, kriz yönetimi. Onu yönetebiliyorsan antrenör ol, yoksa, evet, aç kitabı defteri, her türlü şey var çalışabileceğin, evet, ulaşabileceğin. Bugün teknoloji çağında her türlü şeye çok kolay ulaşıyorsun.
Ama önemli olan o krizi yönetmek. İşte onu yönetebildiğin kadar başarılı oluyorsun. Bu sözlerine soralım. Keyifli tarafları ve zorlukları neler? Voleybolun. Keyifli tarafları tabii ki daha çok maç, müsabaka ortamları. Çünkü çalışmanızın karşılığının alındığı ve bunu gösterebildiğiniz ortam maç ortamı. Ama biz antrenmanda da çok keyifli vakit geçiriyoruz birlikte. Drillerimiz, çalışmalarımız gerçekten keyifli geçiyor. Emin Hoca'ya rağmen değil mi? Evet. Gayet şu yani antrenmanda keyifli 12 oyuncu, 4 ya da 5 staff yani hep birlikte bunların hepsini içine dahil ederek gerçekten aile ortamı olduğu için çoğu zaman biz keyif alıyoruz. Tabii ki zor tarafları da var, bazı fedakarlıklar gerekiyor. Mesela okuyan çok genç olduğu için okulla birlikte gerçekten ben 7 senedir okuyorum ve üniversite bitirmeye çalışıyorum. Aynı şehirde olmama rağmen gerçekten çok zor. Hani sağ olsun gerçekten sınavlarımıza da derslerimize de her zaman bunu ön planda tutmamız gerektiğini söyleyip antrenman esnekliğini sağlıyor bize. Teşekkür ederiz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum hepsine. Evet. Yani önce eğitimi alacaksınız. Çünkü akademik spor çok önemli. Tabii spor bir yere kadar, bir yerde bitecek. Aynen. Ondan sonra senin ondan sonraki hayatını devam ettireceğin şey eğitimin. Evet, kesinlikle. O yüzden mutlaka ve mutlaka oku. Bana diyorlar ki yani yarın benim sınavım var. Tamam, antrenmana gelme. Biz onu kapatabiliriz. Akademik başarı çok çok önemli. O önemli. Artık. Onun için o konuda ben her zaman onlara destek olmuşumdur. Evet, yani. Kesinlikle öyle. Onun dışında yani antrenman yoğunluğu hariç bence zor bir tarafı yok. Ben çok severek yapıyorum. Sakatlık olduğu zaman tabii canımız sıkılıyor. Ben de yaşadım. Sakatlıklar geçirdim, ameliyat geçirdim. Bu zamanlar tabii ki sahadan uzak kaldığım zamanlar bence en zor taraflarıydı. Çünkü ben çok severek yapıyorum işimi. Onun dışında çok canımı sıkan ya da zorluk diyebileceğim bir şey yok benim keyfe adıma. Keyif katan taraftar. Aynen öyle. Bursa Spor taraftarı da sağ olsunlar maçlara ilgi gösteriyorlar, gerek basketbola gerekse sizin maçlarınıza. Nasıl taraftarla oynamak, nasıl? Taraftarla oynamak çok güzel. Bursa Spor daha taraftarı çok... zaten kesinlikle Türkiye'de tartışılmaz bir numara bence. Deplasmana gelen bütün takımlar bunu bilir. Ha, ben o konuda biraz şikayetçiyim. Ama evet, şikayetimiz de var. Deplasmanda daha çok geliyorlar değil mi? Evet, deplasmanda daha çok seyirci daha oluyor. O timsah grubu evet. O grup geliyor ve inanılmaz pankartları açıyorlar, evet, destek evet, var. Müthiş. Ama Bursa'da yani biraz daha 10 kişi de olsalar bekliyoruz gerçekten. Yani Bursa'yı biraz daha bekliyoruz. Bedeller ama burada gerçekten salon bir de çok büyük. Gerçekten çok az kalıyor. Hani aileyle birlikte seyredebilecek de bir branş aslında voleybol. Kesinlikle, gerçekten kesinlikle. Bence çocuk olsun, büyük olsun herkesin gelip çok keyif alabileceği bir spor. Bence daha fazla katılım olmalı. Bayanlara daha yakışan bir spor voleybol sanki, ne bileyim yani. Benim, aynen, hayır, doğru söylüyorsun. Çünkü yani bayan voleybol maçlarını izliyorum, o keyfi alamıyorum. Ben antrenör olarak almıyorum. Evet. Yani çünkü erkek voleybolunda ralli olmuyor ki. Yani en çok iki top, birinci top ölüyor. Çünkü çok fizik güce dayalı. Aynen öyle. Çok güce dayalı bir voleybol olmaya başladı erkeklerde. Ama bayanların seyir zevkinin olma nedeni topun oyunda kalma süresi uzun. Evet, dolayısıyla uzun da o doğru, çok keyif veriyor. İşte biz buradan Olay TV kanalıyla da hazır duyuruda bulunalım ailelere. Hafta sonu hiç olmazsa çocuklarıyla 1-1,5 saat, 2 saat evet, zaman, güzel zaman geçirebileceği, ki hep söylüyoruz bizim de manevi olarak desteğe ihtiyacımız olduğu en önemli yer tribün. Kesinlikle. Çünkü duygusal oynuyoruz biz. Bayan voleybolu. Yaptığınız yemeği vitrine çıkardığınız yer burası, salon. Oradan maç. Oradan da destek aldığımız sürece takımın performansı bir kat daha yukarı çıkıyor, ki ben bunun en büyük örneğini şeyde yaşadım. Rusya ile burada oynadığımız Avrupa Kupası finalinde. Evet. 5000 kişi oynadık. Muhteşem. Yani ben o gün, yani 10 set oynasak sanki o maçı kazanacak hissi aldım. Tribünden aldım o hissi. Evet. Düşün, ben aldım, oyuncum neleri aldı. Yani benden daha duygusal oldukları için düşün onlar neler aldı. Dolayısıyla da o gün bizim maçı kazanmamızda en büyük etkenlerden bir tanesi seyirci. Yani bizim branşta, bayan sporunda seyircinin çok çok önemi var. İşte o duygusallık tabii ön ki bir planda. Spor kültürüyle de alakalı, yani o da onun geçmişiyle de alakalı, ama kesin, yavaş yavaş genç nesille birlikte bu ilginin artacağını İşte düşünüyorum. Buraya geldikleri sürece, bize destekleri verdikleri sürece voleybolun da ne olduğunu, ne zaman desteğe ihtiyaç olduğunu takımın, ne zaman onları
itmemiz gerektiğini zaten tribünde gide gele öğrenecekler. Altyapı için neler söyleyeceksiniz Emin Hocam? Yani altyapı olmazsa olmaz. Üretim olmazsa olmaz. Yani... Yeterli sayıda oyuncu geliyor mu? Yeterli sayıda altyapıya önem veren takım var mı? Var. Nasıl yani mesela ben hep şunu söylüyorum. Bir kere altyapı bir kulübün uzun vadede maliyetini de düşüren bir etken. Mutlaka. Yani altyapı olmazsa üst yapı yani bir yere kadar dayanır kulüpler ki şu... Futbol içinde tüm branşlar için geçerli. Ekonomik kriz döneminde evet. Bizim mutlaka ve mutlaka altyapıya yönelmemiz lazım. Şimdi Bursa Spor olarak baktığımızda bizim sağ olsun başkan elinden gelen desteği vermeye çalışıyor ama bir yere kadar rakamlar öyle uçmuş gitmiş ki yani dönüp sevgili başkanın voleybola, basketbola, diğer branşlara bakacak durumu yok yani. Onu biz fark ediyoruz. Ya yüksek obanın da sponsor olması hakikaten büyük artı. O da büyük için. Artı. Gerçekten evet. Büyük artı. Tabii biz bundan sonraki dönemleri de sponsor desteğiyle yürüteceğimizi evet. Düşünüyoruz ancak. Çünkü kulüp toparlayana kadar mutlaka buna ihtiyacımız var. Ama bizim Bursa Spor olarak en büyük eksiğimiz spor salonumuz yok. Evet. Yani bizim bir spor salonumuz olsa sadece voleybolda değil tüm branşlarda çok amaçlı bir spor salonumuz ki burada bizim voleybolumuzda, basketbolumuzda, masa tenisimiz, güreşimiz, boksumuz, atletizmimiz ne varsa hangi branş varsa hepsinin faydalanabileceği çok amaçlı bir mutlaka spor salonu. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru çünkü ben şimdi Bursa'da yaşayan bir insan olarak önce çocuğumu isterim ki Bursa Spor'un altyapısını vereyim. Çünkü gerçekten evet. Marka bir aynen öyle. Yer. Dolayısıyla da şimdi o kadar çok insan arıyor ki ama maalesef bizim böyle bir çalışacak ortamımız olmadığı için onlara kucak açamıyoruz. Bir belediyelerin tabii böyle bir imkanları var. Şimdi Vakıfköy'de yeni projelendirilen, projesi tamamlanan bir salon projesi var, okul projesi var. Onunla birlikte salon da oraya yapılabilir. Onun için de belediyeyle istişare edilip bu konunun gündeme getirilmesi gerekiyor. Onu da biz buradan duyurmuş olalım. Tabii yapılırsa yani biz kulüp olarak çok çok rahatlarız. Çünkü bunu uzun evet. Vadede düşünmek lazım. Dediğim gibi ben Bursa'da yaşayan biri, Bursa Spor'a üye olan biriysem kendi çocuğumu tabii ki isterim Bursa Spor'u yapmak. Ki evet. Uzun vadede biz bunu sağlayabilirsek şu an bizim 9-10 yaşında spora başlatacağımız çocuk 10 sene 15 sene sonra koyu bir Bursa Spor taraftarı olur. Aynen. Yani biz 10 sene 15 sene sonra 20 bin taraftarımız varsa 40 bine niye çıkarmayalım onu? Niye olmasın? Çünkü biz kesinlikle. Türkiye şampiyonluğu yaşamış, artık Avrupa kupalarında oynamış bir kulübüz. Yani biz 4. 5. büyük kulübüz Türkiye'de. O armaya da layık olacak şeyleri bir an evvel hayata geçirmeliyiz. Bir tanesi de dediğim gibi evet. Altyapıda daha çok çocuğa Bursa Spor forması altında spor yaptırmak ki spor okullarımız başladı. Voleybol, basketbol okullarımız şu an devam ediyor. Var ama işte sağdan soldan bulduğumuz salonlarla devam edebiliyor bu. Bunu daha çok çocuğa, daha çok aileye yayabilmemiz için mutlaka kiralayacağımız veya kendimizin yapacağı bir tesisimizin olması mutlaka lazım. Olması yani camiayı da bütünleştireceğiz. Daha sıcak bir ortam yaratacağız. Ben o düşüncedeyim. İnşallah umuyorum bu çağrımız evet. Kabul görür. Şimdi Bursa göçmen şehri fizik olarak da maşallah. Kesinlikle, yani evet. Hakikaten spora aynen. Çok yatkınız Bursa olarak. Voleybola başlayacak gençler için neler önerirsin Bursa Özden olarak? Şöyle, tabii ki fizik anlamında önemli. Voleybolda fizik kapasitesi gerçekten önemli. Ama bence bireysel yetenekler ve akıl çok daha önemli. Yani bununla bir arada yürümesi önemli. Tamamen fizik kapasitesi ya da görüntü değil. Gerçekten bunun yanında akıllı ve çalışkan olmak başında geliyor. Ve eğer bu yola baş koydularsa kesinlikle altyapılarda çok ciddi idmanlar yapmaları gerekiyor. Tabii ki bunun yanında eğitim hayatlarını kesinlikle aksatmamaları gerekiyor. Bununla birlikte çünkü Emin abinin dediği gibi bu bir yerde bitiyor. Ve ondan sonraki hayatı devam ettirmek için bir meslek sahibi olmaları gerekiyor. Ama bunun yanında dediğim gibi derslerin yanında ciddi bir fedakarlıkla zamanlarını, antrenmanları ayırmaları gerekiyor.
bence çok çalışmaları gerekiyor, benim önerim. Ama aslında ailelere şunu da söylemek lazım Cevdet'ciğim. Yani çocuklarını spora yönlendirdiklerinde sadece olayı işte çocuğum ileride profesyonel sporcu olsun gibi düşünmemeleri hocam, lazım. Hocam çok affedersiniz, şimdi biz bunu yaşıyoruz. Yani özellikle futbol için söyleyeceğim, aileler çocuklarına baktıklarında dolar euro görüyorlar. Yani. Hayır. Yani onu bir aşmak çok yanlış lazım. Bu çok onu yanlış. Neden? Lazım. Şimdi bir kere spor yapan çocuğun kötü alışkanlığı olmayacak. Aynen öyle. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, özellikle takım sporlarında paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecek. Kendini ifade etmesini çok öğrenecek. Evet. Yani bir kere özellikle kişiliği gelişmesi anlamında inanılmaz bir katkı sağlayacak. Ha becerisi varsa, yeteneği varsa da sıyrılıp çıkacak. Ama çıkmadığında insan olarak, birey olarak çok katkı sağlayacak kendine. Önce bunu düşünmeli aileler. Ondan sonrası çocuğun yeteneğine, genetik yapısına, o spora uygunluğuna kalıyor. Ama bence buradan ailelere de bir mesaj olsun. Yani işin başında çocukları dediğiniz gibi görmemek lazım. Evet. Aa işte voleybolda Ayşe şu kadar kazanıyor, benim kızım da böyle olacak. Çocuğun ruh halini bozmadan, psikolojisini bozmadan, sadece onun spor yaparak kendi kişiliğini geliştirebileceğini, ona sporun çok katkısı olabileceğini anlatmamız lazım. Evet. Az sonra iş hocalara kalıyor. İşlerinden de çıkarabiliyorsak ne mutlu bize. Şunu da konuşmakta fayda var. Geçen Antalya'da seminerde de yine gündeme geldi. Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak çok güzel bir konuya değindi. Tesisleşme anlamında Türkiye çok ileriye gitti. Kesinlikle. Bursa'da da her öyle. Bakımdan Bursa'da. Birçok okulumuzda salon var Cevdet abi. Ama özellikle antrenör bazında bir sıkıntı söz konusu gibi geliyor. Şimdi Emin İmen'in geçmişi belli, işte kalitesi belli, verdikleri belli. Emin İmen'in Türk sporuna farklı işte voleybol branşında daha ne şekilde katkısı olabilir? Sizin gibi diğer spor adamlarından ne şekilde faydalanabilir sorusunu bir türlü cevabını bulamıyoruz. Bununla ilgili politikalar geliştirebiliriz. Gerçi cevabı çok zor bir soru ama şöyle, şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben şu an Türkiye'de belki faal olarak çalışan 5. kademe, yani en üst kademe 3-4 antrenörden bir tanesiyim. Şimdi ben 5. kademeyi aldıktan sonra benim o kademeyle ilgili federasyon tarafından bütün her şeyim bitti. Aslında böyle olmamalı. Yani benim işte 5. kademe antrenörlükten sonra mutlaka işte seminerlere... Aynen. Yalnız oyuncularınıza bir şey vermemek tabii yükümlüsünüz. Tabii işte kendimi benim geliştirmem lazım. Siz kendinizi geliştireceksiniz. Bilgilerinizi de alttan gelen antrenörlerle paylaşmak zorundasınız. Eğitimcilerin eğitimi diye bir şey diyoruz ya. Bu kesinlikle şart. Ben 5. kademe diplomayı aldıktan sonra hiçbir seminere gidemedim. Yani ben şunu isterdim. Dünya voleybolunda kim önde? İşte Rusya, Japonya, İtalya. Oralarda gidip yenilikleri göreyim, edeyim, bakayım. Kim? Ancak aynen. Kendi kendime geliştirirsem oluyor. O da olmazsa olmuyor. Bu politik yani, haline getirilmesi gerekiyor. Kesinlikle getirilmesi lazım. Ama ondan daha önemlisi de bence biz Türkiye'de altyapılarımıza yeni mezun olmuş 1. kademe antrenörü getiriyoruz, koyuyoruz. Neden? Çünkü ucuz. Olmaz. Şimdi 8-9 yaşında belki de sportif becerisi olan, yeteneği olan bir çocuğu da onun eline teslim ediyoruz. Ha şimdi o genç antrenör çalışmayacak mı? Çalışacak. Ama nerede çalışacak? Emin İmen'in yanında çalışacak. Bence. Yani Emin İmen derken tabii sohbet benimle olduğu için söylüyorum. Anladım. Mutlaka bizim altyapılarımıza çok deneyimli, çok tecrübeli bir tane koordinatör, antrenör koymamız lazım. Tüm altyapılar branşı için geçerli. O hem genç antrenörü eğitecek, hem de onların planlama, programlama konusunda onlara destek olacak. Bizim en büyük sıkıntımız spor olarak bence. Bana göre en büyük sıkıntı o. Çünkü o çocuğun yanlış öğreteceği bir şeyi ileride sen düzeltemiyorsun. Yani bizde çok basittir o. Evet. Sağ kolla smaç vuran bir oyuncu en son sol bacağını atar. Ama en son sol bacağını attırıyorsa onu, adımlamayı doğru öğretmiyorsa senin değiştirme şansın yok. Dolayısıyla da kulüplerimizin bana göre hataya düştüğü en büyük yer altyapı. Ama altyapı dediğin zaman da işte çok deneyimli bir antrenöre al sana ben A takım maaşına yakın bir maaş veriyorum da kimse demiyor. Dolayısıyla da öyle olunca orası çok ucuz oluyor.
Türk insanı çok yetenekli, çok becerikli bir toplumuz. Hakikaten biz. Öyle. Bir tek planlamayı, programlamayı doğru yapmamız uzun vadeli, lazım. Uzun vadeli. Çünkü evet, yani evet. Artık bunda söylenmeyecek bir durum yok. Yani biz sabırsız bir toplumuz, tahammülsüz bir toplumuz. Dolayısıyla da orada biraz sabırlı olmamız lazım. Oralarda ya ben minik maçı izliyorum. Tribünde aileler çıldırıyor kazanmak adına. Değil evet, değil ya. Burada spor ama o çocukları spor orada gelip alkışlamak lazım, destek evet. olmak lazım. Yani biz bunu yaygınlaştırmalıyız. Yani oralarda kazanmak adına mücadele etmemeliyiz. Çok sosyolojik bir konu. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Ailelere bizim bunu anlatmamız lazım. Oraları biz yarışma şeklinde değil de şenlik şeklinde, festival şeklinde herkesin gelip katılabileceği, eğlenebileceği bir şekilde yapmamız lazım. Ben zamanında devam ettiremedik. Mesela işte 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda 9-10 yaşındaki çocuklarla, kızlarla annelerini voleybol maçı oynatıyordum ben. Çok güzel. Eğlensinler yani aileler de o işin içine girsin. Yani bizim altlarda böyle başlamamız lazım ama dediğim gibi aynı zamanda da çok tecrübeli, deneyimli birer mutlaka oraya hem çocukları hem de genç antrenörleri eğitecek antrenör koymamız lazım. Evet. Ama maalesef bunu yapamıyoruz. Yani voleybol tabii artık siz de profesyonel anlamda bir takıma bu sporla meşgulsünüz ve para da önemli bir şekilde siz de bir hayat yaşıyorsunuz. Bursa Spor'da da yaşanan bir ekonomik sıkıntı var. Onun yansıması size kadar da geliyor. Bu konuyla ilgili olarak neler söylemek istersin? Tabii ki kulübümüzün ekonomik durumu herkesçe biliniyor. Bunu saklanacak ya da gizlenecek bir tarafı yok. Eskiden kalan borçları toparlamaya çalışıyorlar. Gerçekten büyük özveriyle çalışıyorlar ama durumumuz ortada. Bize de yansıyor tabii ki. Mali yükümüz çok yüksek olmasa da bütün branşlara evet. yansıyor. Basketbola da, voleybola da, futbola da. Ama biz takımca bir gün bile geri adım atmadık bu sebepten dolayı. Bu zaten aldığımız sonuçlardan belli. Ne bir antrenman eksiğimiz var, ne bir maç protestosu veya herhangi bir şey. Hiçbir şekilde biz geri adım atmadan... Hiçbir şekilde yansıtmadınız. Evet, kesinlikle doğru. yansıtmadık. Mali hiçbir problemi yansıtmadık. Ben burada 7 sezon oynadım. Gerçekten hani tabii ki aksaklıklar oldu ama hiçbir zaman... Bunları dert edecek boyuta gelmedi. Ben bunları arkadaşlarıma her zaman anlattım buradaki tecrübeme dayanarak. Kesinlikle bunu kafanıza takmayın, bu çözülecek. Bunu kesinlikle hallederler ama şimdi ama 2 ay sonra. O yüzden kimse sağ olsun geri adım atmadı. Elimizden geleni biz yaptık. Bunun da geçici bir dönem olduğunu biliyoruz zaten. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Abi biz birçok kulüpten de öndeyiz bu kadar mali sıkıntı yaşamamıza evet, rağmen. Birçok kulüpten evet. daha iyi durumdayız yani. Ha, ben de bu konuda çok şanslı bir antrenörüm. Çünkü duyuyorum başka kulüplerde. Yani antrenmana çıkmamaya kadar her şey gidiyor ama sağ olsun bizim çocuklar. Bir de bunlar dışarıdan gelen arkadaşlarına sanki kendi ilindeymiş gibi davranıyorlar. Yani ben bir gün WhatsApp'ıma bir baktım, bir mesaj geldi. Bütün hepsi toplanmış bir evde. Yemekler yapılmış. Böyle de böyle bir sosyal süper. Şeyleri var, dayanışmaları var. Ben de o zaman kendimi şanslı bir antrenör olarak görüyorum. Çünkü kız takımlarına bu çok kolay bir şey değil. Kolay değildir değil mi? Orada kesinlikle. Açan... Yani ben bir rekabet gerçekten... var mı kızlar arasında? Farklı. Yani belki rekabet, belki karakter farklılıkları mutlaka sahada ortaya çıkıyor. Çünkü sahada ister istemez o rekabet içinde bir gerginlik oluyor ve gerçek karakter bence sahada ortaya çıkıyor. Ama şu an gerçekten karakteri çok güçlü, çok kaliteli insanlar bir arada. Bence bunun yansıması yani. Daha önce 15 senedir oynadığım hiçbir takımda ben gerçekten bu kadar huzurlu değildim. İlla mutlaka 1-2 kişi de olsa bir problem çıkar yani. Geçen sene yaşadık. Evet yani. O yüzden bu sene çok şanslıyız şanslı. Bu konuda. Ben de çok şanslıyım. İş huzuru çok önemli. Yani. Çok var. Evet, yani kesinlikle. Maddiyatı hiçbir zaman düşünmeden sadece işimizi nasıl daha iyi yapabiliriz. Ben sahada, onlar saha dışında birbirlerine destek olarak ki işte Buse de biliyor çok genç bir takımız, tecrübesiz bir takımız. Yani geçen yıllarda kendi takımlarında direkt oynamayan oyunculardan kurulu bir takımız ama ona rağmen ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar bana göre ki bizim 3-4 katımız bütçeli takımlardan çok daha önde bu işi sürdürüyoruz şu an. Vallahi hocam zaman su gibi akıp geçti. Hakikaten çok keyifliydi. Daha bir saat olsa konuşuruz. Tabii, tabii. Son birkaç cümlenizi alayım. Hakikaten ligde de iyi gidiyorsunuz.
Kalan maçlarda da sizlere başarılar diliyorum. Sizin beklentileriniz Bursa'dan, Bursaspor. Tabii Cevdet'im, şöyle ben sezon başı, yani başladığımız ilk seneden itibaren koyduğumuz hedef doğrultusunda gidiyoruz. Ama dediğim gibi sadece o hedefe biraz ara verdik biz. Ama bu sezon için söylersen yine de benim hedefim genç bir takım, tecrübesiz bir takım olmasına rağmen ilk etapta playoff'u yakalamak, playoff sonrası da ne olacağı hiç belli olmaz. Tırmanabildiğimiz yere kadar gitmek, çıkabiliyorsak da çıkmak, ama çıkamıyorsak da dediğim gibi canları sağ olsun sadece o geçiş dönemi diye düşündüğümüz dönemi bir kere en başarılı bir şekilde bitirmek. Şu anda da o hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Ama artık maçlar gittikçe azalıyor. Ben onlara hep onu söylüyorum. Telafisi olmayan dönemece girdik. Burada elimizden gelen neyse sahaya yansıtmamız lazım. Onu da yansıtıyorlar sağ olsun. Son soruyla kapatayım. Şimdi baktığımızda Buse, sen akademik olarak da Uludağ Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyorsun. Çok da önünde çok güzel bir rol model var. 7 sezondur işte Emin Hoca ile birlikte birliktesin. İleride bir antrenör olmayı düşünür müsün? Hem akademik bilginle hem de Emin Hoca'dan aldığın bilgilerle. Yani neden olmasın? Şu anda öğretmenlik bölümü okuyorum zaten. Hayatım tabii önüne nasıl bir fırsat çıkaracağı bilinmez. O yüzden çalıştırmak isterim bir takımı. Altyapılarda ben çocukları çok seviyorum. Altyapılarda çalışmak çok isterim. Altyapının öneminin de çok farkındayım. Kendim gerçekten kaliteli antrenörlerle çalışmanın farkını yaşıyorum. Teknik olarak gerçekten çocukluğumu bilir, teknik anlamda gerçekten çok iyi yetiştirdiler. İlkokula giderken evet, benimle çalıştı Buse. Yani biz Buse'yle çok uzun yıllardır, herhalde bir 15 yıl önce falan değil mi Buse? O zaman var herhalde. Tabii var. Yani bence Buse o konuda yetenekli. Aldığı eğitim, genetik yapısı, hepsini bir araya getirdiğimizde bence Türkiye'de bir rol model olacak. Çünkü çok bayan antrenör yok. Evet. İnşallah Buse'yle kırarız evet, onu. İyi bir şeyler yapar. Biz de arkamıza dönüp baktığımızda iyi şeyler bırakmışız deriz. Hocam teşekkür ederiz bu sözden. Eminim ben teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Voleybola bir parantez açtık Spor Ekstra'da. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki dönemlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim, ama şampiyonluktan sonra olursa daha bir keyifli İnşallah dilekleriyle umarız, kapatalım. Umarız. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler, Spor Ekstra'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Mutlu kalın.